Səsdən qantalım, əsriyim hər yamacın, hər dalın. Əmri yəti, çərəyağı, çambalım, qoymanın tarı qalıb aqlımda. Yəni, hər gün bir qoyumuzu kəsər yerdik, çərəyağı yerdik, çambalı yerdik. Əskidən böyle yerisər geçinirdik. Sonunda da diyor ki, azaplıyam derdim qəmin bilinib, şan-şan olub barın başı dəlinib. Her ne varsa hayalimden silinip o evlerden buldu kalıp aklımda. 14 yaşında olan çocuğun aklında kalan bunlar. Evet. Şenlik Baba'yı bize kısaca özetler misin amca? Aşık Şenlik, burası üstü altında olduğu zaman 40 yıl üstü altında kaldı. Rus ve Ermeni nizamı altında kaldı. Aşık Şenlik sazıyla ve sözüyle Rus generallarına karşı koyan bir kişidir. Yani bir kahramandır. Türk sevdalısıdır. Müslüman sevdalısıdır. Aşık Şenlik böyle bir kişi. Başka ne özellikleri var? Aşık Şenlik o aşıkların piridir. Yerden derler. Gökten, deryadan denizden, dünyadan ahiretten. Aşık Şenlik rüyayı alanda Kırklar aleminde gezmediği, gitmediği hiçbir yer yok. Rüya ne diyor? Gel seninle sayak şimdi kenzil arşı zikirecek. Şiddeti de kahrından akan yağışı zikirecek. Eskiyadan ezel Allah neden neyi yarattı? Yedi kat yerden ileri geçen işi zikirecek. Şimdi kıtasında diyor ki, ezel hecenin ahri hangi ayattı? Seridi, rızkı cesetin gel, nece şiddet narıdı. Ne cihanın, ne ahiretin, ne de arşın sırrıdı. İki cansız arasında canlı da arşı zikredek. Şimdi bu sözlerle ne demek istemiş yani? Müsaade buyur. Buyur. Açıklayacağım o. Şenlik gel ezel Allah'a ne kıldı şikayeti? Ne geçti âle ednadan ne geldi nihayeti? Gel seninle sayak şimdi yasındaki hayatı, yazısı nece tanedi, kaddi kalın zikredik. Bunu hocalara mı diyor? Tabii. Hocalara diyor. Bunu şimdiki hocalar, müftüler, en büyük ilim adamları çözemez ve açıklayamaz. Orada bunu mu demeye çalışıyor? Yani ben evet. Kur'an-ı yani Kerim'i hece hece her şeyini biliyorum, her manasını bak, biliyorum. Aşık Şenlik yasın okunuyor ya, hepimizin evinde yasın okunuyor. Harfinin noktasını virgülüne kadar tek tek diyor söyleyelim. Kim var? Böyle bilgili adam var mı dünyada? Şimdi Ezer abi. Onu imam veremez de. Şimdi bunun dediği ne? Şenliği Baba diyor ki buna kime dedi? Hocalar Şenliği Baba'yı sen vermiş ya. Hocalar oturmuş. Bunu işte o zaman baştan anlatıp diyeceksen ki. Hocalar diyor ki biz aşığı sen verin. O kadar geçerli, o kadar harif olan laftan anlar. Harif olan laftan anlar. Şimdi tabii ki zaman ister bu. Şenliği öyle babanın 10 dakikaya, bir anlaştığım bir sözünü aldım. Olacak bir iş değil. Aşık Yılmaz'a geldi. Bir günden bitecek bir iş değil. Önce dedi bunu mavi çektireyim dedi bunu şeyde. Belediyede dedi rektora çektireyim. Peki. Müsaadenizle. Hadi. Verdim. Portakal sonra da dedi ya bunu Gömze. Babam söyleyip unutmuşam ama dedi de ki dedemin türküsü değil. Dedim ki valla ben o aşıktan aldım. Söyleyeyim dedim dinle. Şenliği babanındı kimindi bilmem. Dedik söyle. Oyran aşıktan yazdım aldım kendi elimden. Buyur Zek abi şimdi sen. Bardaklı'da. Şenliği baba İran'a isterler Şenliği babayı. Orada 40 aşığı bağlayır. Anlattıklarına göre tabi yaşlılar anladıydı. Ağababanın Hozo köyünde kızı varmış Şenliği babanın. Rüyada. O zamanlar açıkmış. Oraya vadeli zehir verirler kızı gile gelir. Vadeli zehir bunun her tarafını almış. Ama bu ne kitapta var ne de bir aşıkta vardı. Ben onu aldım. Benim kardeşim Zikri Topaloğlu da aşıktı. Ona da verdim. Aşıklara da verdim. Çokuna verdim aşıklarımız çocuğu. Kızı diyor ki o zamanın şivasına göre ya lele ya da babasına. Diyor ki ay lele sana ne oldu rengim bile morumuz oldu. Diyor ay bala bir men içeri al diyor. Söyleyeceğim. İçeri alıyor. Bunu dalına yastığı koyur. Orada söyleyir. Diyer ki İran şahı beni davat eyledi. Düştü o yere güzarım benim.
Anam kalktı bəs söylədi duşunu, zehir sardı benim bedenimi başımı. Getmeden önce yazdım bıraktım mezar taşımı çıldırda kazılsın mezarım benim. Yani son kıtasında diyor ki şenliyem içmişem zehir tasını. Eynime giydim gam libasını. Son günümde ay kızım çağır oğlum Kasım'ı köyümde örtülsün mezarım benim. Vasiyet ne diyorsun? Son kıtasında diyor. İşte o zaman bunun dedesi Bayram Ağa Aşık Kasım Dayısı İrbaham buradan gidiyorlar bu işte Göydağ tarafı diyor. Göydağ tarafı. Eski Maran Arabı'yla beraber. Ya sessiz gene çözüm ben sen ya. He, gidiyor oradan cenazesini getirirler burada rahmetli defin edilir. Orada bir üst kıta daha söyledi Emoğlu, Şenliği Baba. Buyur amca. Sevda size müste vurdu sedya rakam bizden gösteri hizam bir çeker. Yeni yadıma geldi. Loğman tabip olup eylerse çara kim bilir müddetini zehir çeker. Zehir hesabını almış. Şimdi kıtasında diyor ki hicran alayları doymaz kanımla. Kren ibret alır düştü hanımdan. Yani beni gören benden ibret alır. Zalim cellet gibi tutuştu cilvadımdan. Ne alır canımı ne de el çeker. Sonra da diyor ki senliyem yeksem hakimimi zenzelliğe saldıka mevlekimi yani tümü tümü. Bende olan derdi hicran yükünü ne tezgeden taşır ne de bir çeker. Teşekkür ettim. Yerleşik düzen yok. Taş işte. Taş devrinde yaşayan insanlar yer altında mağarada yaşıyorlar. İki, tunç devri, demir devri, esnafıyım. Demir devri, bu demir devrine geldikleri zaman insanlar yer altından yeryüzüne çıktılar. Ne yaptılar? Köyleri kurdular, şehirleri kurdular. Efendim, yerleşim bölgesi. Yerleşik düzene geçtiler. Yerleşik düzene geçtiler. Şimdi de Tunç devri. Dünya üç devri geçiyor. Taş devri, demir devri, Tunç devri. Burhan'ın baba diye bir... Burhan'ın hoca diye bir tane eski öğretmen. Bu Sazlısı köyü eskisini kurabilir. O zaman buralarda araba falan yok. Hiçbir şey yok. Hasta olanları atın tüzeğine bindiği Kars'a gönderiyorlarmış. Burhan'ın koca bir gün hastalıyor. Sizin bilmediğiniz şeyleri de anlatayım ben. Hastalıyor. Bunu kıza bindiğinde hanımından beraber Kars'a gönderiyorlar. At kızarına. Gidiyor neyse hastaneye bunu yatırıyorlar. Sabahın doktor geliyor. Doktor geliyor, kontrol falan ediyor. Diyor ki, amca inşallah iyi olacaksın falan diyor. Derken Ürfan'ı koca o hastalıktan kullanacağını anlıyor. Yani öleceğini anlamış adam. Allah rahmet eylesin. Karısını da çok seviyor. Doktora diyor ki, doktor bey diyor, bir kağıt kalem getir diyor. Sana bir şey söyleyeceğim. Amca ne yapacaksın? Bir şey söyleyeceğim diyor. Onu not et. Peki diyor. Kağıt kalem getiriyor. Bu arada Urfan Hoca kendini biliyor, hastalığını biliyor. Doktor bey ben söyleyeceğim sen yaz diyor. Seçemsin. Peki diyor. Diyor ki elçek tabip, elçek teslisidenle sen benim derdime çare bulmazsan, sen nice loğmansan yoktur ilacın, gel ama şerden de çare bilmezsen. Şimdi kıtasında diyor ki, yıkılsın feleğin tacından taktı, felek vurdu telgi diyar bıraktı, ezelki verdiğin ilgarı ehli, o ki ilgarında durabilmezsen. Gel dönüyor böyle karısının yüzüne bakıyor. Bakıyor ki oğlum. Karısının gözünden akan yaş ayağına kadar inmiş.
karısına çok sevindim. Sonra da diyor ki, ufaniyem bu sözleri gizlerim. Kalem alır kağıt üstte sızlarım. Ne döveysen ağlasana gözlerim, bir de yeryüzünü görebilmezsin. Diye de teslim. Allah rahmet eylesin.